Donanım Arşivinden selamlar dostlar. Şu müziği bir değiştirsek artık. Şunu bir değiştirelim. Teşekkürler. Bugün sizlerle birlikte çok zamandır istek alan, tam anlamıyla fiyat ve performans odaklı Mantis'te GK2 inceleyeceğiz. Cihazın neyi var, ne yok, bunları sizlerle birlikte göreceğiz ki cihaz üzerinde makroyu, yazılımı ve Brown Savage'i barındıran ve tüm bunlara ek olarak yılan oyunu oynayabileceğiniz ve dahili mikrofonu sayesinde dışarıdaki seslere göre renk efekti bize sunan RGB bir mekanik klavye karşımızda. Yani tam anlamıyla full artı full bir mekanik klavye karşımızda ve fiyat aralığıysa $50 ile $60 arasında değişebiliyor. Bu indirimlere göre değişiyor fiyatlar. Ben Banggood'dan aldım. Bununla gelmesi 3 haftaya yakın sürdü dostlar. Ve Mantis'te GK2 şimdi karşımızda. Hızlıca bir kutusundan çıkartalım ki adamlar masraftan kaçmak için cihazı lahmacun kutusuna koymuşlar. Haklılar, masraftan kaçmaları lazım. Şimdi dostlar, çıkartıyoruz. Paketin içerisinden süzülen bu kağıdımız gerçekten önemli ki cihazın üzerindeki bütün fonksiyonları, efektlerin hepsini buraya bir bir yazmışlar. Bu güzel olmuş. Çok güzel bir kılavuz. Arkada şöyle bir klavyemizin şablonu var. Bu şablonun yanında hemen özellikler yazıyor. Biz bu özellikleri sizlerle birlikte şimdi konuşacağız. Ve görmüş olduğunuz gibi yeni efsanemiz Mantis'te GK2 karşımıza cihazı Motosipit GK104 ile karşılaştıracağız ki zaten ondan baya bir üstün ama yine de merak edenler olacak. Bunları sizlerle birlikte konuşacağız dostlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi 104 tuşluk full bir klavye karşımızda. Cihazın kablosunu çok beğenmedim. Onu söyleyeyim. Kalın bir kablo ama bu tür kablolar zamanla kırılabiliyor. Çok beğenmediğimi söylemek istiyorum ve altın kaplamada bir tane ucumuz bulundu. Şimdi gelin bunu bir bilgisayara takalım. Bakalım bize neler sunacak. Bunları konuşalım. Evet dostlar, Mantis'te GK2 şu anda karşımızda. Cihazın aydınlatması şu anda ekranda titreme yapıyor sanırım. Bu kamerayla alakalı, cihazla alakalı bir durum değil. Cihazın özelliklerine baktığımızda şimdi öncelikle malzeme kalitesinden bahsedelim sizlere. Cihazın tuşların bulunduğu yatak metal. Onun altında bulunan ABS plastik ise pek fazla kaliteli olmadığını söyleyebilirim. Metal altında bir ABS plastik bulunuyor ama ABS plastiğin kalitesi çok yüksek seviye değil. Burada cihazın altındaki plastik yüzeyin tok bir hissiyat vermediğini söylemek istiyorum ama cihazın metal bir hazneye sahip olması güzel. Tuşları ise CK104, CK108'e oranla kesinlikle tuş kapakları çok iyi olmuş dostlar. Bu tuş kapaklarını çıkarttığımızda karşımıza Brown Switch'ler geliyor. Brown Switch mavi Switch'e oranla çok daha iyi bir hissiyat bize sunuyor dostlar. Brown Switch'te dostlar mavi Switch'lerin aksine herhangi bir click sesi gelmiyor. Daha sessiz bir Switch bizim karşımıza geliyor. Buradaki Switch'ler çevrenizdekilerin rahatsız etmeyecektir. Cihazın tuşları tam 50 milyonluk basıma imkan tanıyor ki bu sayı çok iyi dostlar. Ve 104 tane burada tuşumuz bulunuyor. Tuşlarımız arasında Türkçe karakter bulunmuyor ama atıyorum buradaki 2.3 tuşuna bastığımız zaman Türkçe bir karakter çıkıyor veya karakterli bir klavye kullanıyorsunuz. Buradaki tuşlara basmanızda herhangi bir olumsuz durum olmayacaktır. Hemen zaten aklınızdan bunlara basıyorsunuz. Burada WASD tuşlarını ok görüyorsunuz. Burada yine oyuncu klavyesi olmasına ötürü de burada WASD tuşları ayrılmış durumda dostlar. Şimdi gelin klavyemizin tuş seslerini biraz dinleyelim. Görmüş olduğunuz gibi dostlar gayet tok ve güzel bir ses veriyor. Mekanik klavyenin güzel tarafı burası. Buradaki tuşlar mavi Switch'in aksine daha rahat yazmanıza imkan tanıyor ki mavi Switch'e tam 50 gramlık bir basınç ihtiyacı sunuyordu klavye. Burada ise 45 gramlık bir basınçla tuşlar aktif hale geliyor. Yazmanız da gayet rahat ve güzel bir hissiyat bizlere sunuyor dostlar. En güzel tarafı ise CK104'e oranla buradaki F tuşlarının görmüş olduğunuz gibi yarım parmak bir boşluğa sahip buradaki klavye yatağımızın gayet güzel bir şekilde rahat bir kullanıma imkan tanıdığını görebiliyoruz. Cihaz üzerinde fiyatına göre verebileceğim tek eksi buradaki aydınlatmalar dostlar. Burada atıyorum numlock için, caps lock için aydınlatma sunuyorlar ve yuvarlak küçük şirin bir aydınlatma olmuş ama buradaki aydınlatmanın şiddeti fazla. Yani gözünüze buradaki renkler takılıyor dostlar. Burada atıyorum caps lock açtığınız zaman da görmüş olduğunuz gibi yeşil bir ton bize sunuyor ve bunlar gözünüze rahatsız edici bir konumda gelebiliyor. Gelin cihazın modlarına. Modlara baktığımız zaman ise cihazın mod kısmı burası dostlar. Burada hemen sırasıyla bakın sabit bir renk bize sunuyor. Bir daha bastığımız zaman buradan RGB olarak ayarlayabiliyorsunuz. Ve buraya RGB'leri yazmışlar dostlar. Buradan siz kendiniz istediğiniz 16.8 milyonluk renk skalasına istediğiniz rengi yapabiliyorsunuz. Çok büyük bir artı. Buradaki RGB tuşları ile klavyenizin rengini özelleştirebiliyorsunuz. Yan kısma geldiğimiz zaman ise burada bir dalgalı efektimiz karşımıza geliyor.
Bu yan kısmına geldiğimiz zaman ise bakın şöyle bir dalga efekti ama aha klavye kasıyor. Aynen dostlar, klavyenin renkleri şu anda kasıyor. Buradan bu hızı arttırabiliyorsunuz veya düşürebiliyorsunuz. Bakın baya baya kasıyor ha. Artık yani CK104'e oranla baya kasıyor veya 108 oranla baya kasıyor. Bir yan kısma geldiğimiz zaman ise bu sefer bastığımız tuşlar dostlar aydınlanıyor. Bir yan kısımda ise bakın bastığımız yeri renk çiziyor. Buna bir kez daha basarsak bu sefer RGB olarak renk çizecek. Gördüğünüz gibi bakın. Bunu hızını arttırabilirsiniz. En yüksek aldığımız zaman bakın hop hemen hızlı bir şekilde. Hop hop hızlı. Bir yan kısma geldiğimiz zaman ise yağmur efekti var. Buradaki yağmur efektini yavaşlatabiliyorsunuz. Buradan hızlandırabiliyorsunuz. Bakın şu anda bütün ekranda oldu. Bir yan kısım ise cihazın yılan modu. Yılan modunda buraya bastığımız zaman bakın burada yılanın hızını belirliyorsunuz. Yani oyun oynayacaksınız ya. Buradaki hızı buradan ayarlayabiliyorsunuz. Bakın şu anda yılanımız yavaş hareket etsin diyoruz. İstediğimiz hızı ayarlıyoruz. Ben en son hızı alacağım. Ve şimdi başlatıyorum oyunu. Başlattım. Yem burada. Aşağı iniyorum. Ve öldüm. Çok hızlı bir şekilde öldüm. Böyle yılan oyununu oynayabiliyorsunuz. Bu özellik gerçekten çok güzel olmuş. Şimdi bunun yanı sıra cihazda şöyle 1, 2, 3, 4 diye ayrılmış tuşlar bulunuyor. Bunlar ise yani F10, F11, F12. Bunlar ise oyun modu. Hatta bir daha basalım. Siz ayarlamış olduğunuz, seçmiş olduğunuz tuşları buraya profil olarak oyun profilinizi kaydedebiliyorsunuz. Atıyorum Counter Strike Global Offensive'de hangi tuşları istiyorsanız onları aydınlatabiliyorsunuz. Ve yine burada RGB tuşlarından bu renkleri değiştirebiliyorsunuz. Burada 3 tane profilimiz bulunuyor. F9 ise buna bastığımız zaman buradaki efektleri kafasına göre değiştiriyor. Ve en büyük özellik ise cihazın FM artı silme tuşu. Bu tuş sayesinde siz cihazda ses efektini görebiliyorsunuz. Klavyemizin üzerinde dahili bir tane mikrofon bulunuyor dostlar. Bu özellik çok çok iyi. Dahili mikrofon sayesinde çevresindeki sese göre burada bizi efekt sunuyor. Bilgisayar özellikle sese göre değişmiyor dostlar. Altını özellikle çiziyorum. Çevredeki sesi algılayarak burada bizi efekt sunuyor ve şu anda benim konuşmama göre klavye efekt alıyor. Dostlar şimdi gelelim cihazın yazılım özelliği. Yazılım özelliği en çok dikkatimi çeken noktaya ki cihazın yazılımı gerçekten de çok üst seviye olmuş. Burada cihazın detaylı bir şekilde şablonu bize sunuyor. İlk görsel karşımıza bu şekilde çıkıyor. Yukarıdan üst barda burada görmüş olduğunuz gibi RGB efektini değiştirebiliyorsunuz, oynayabiliyorsunuz. Makro kısım var. Burada yapmış olduğunuz makroları bakın ben burada birkaç makro yapmışım. Tuşlar üzerine ayarlayabiliyorsunuz. Custom burada yapmış olduğunuz makroyu custom bölümüne gelerek istemiş olduğunuz bir tane tuşa buradan makro özelliğini atayabiliyorsunuz. Bunun dışında cihaz atıyorum mesela S tuşuna gidelim bir mouse özelliği katalım. Ne yapalım? Sol tuş özelliği katalım dostlar. Şu anda buradan oynadığımız zaman S tuşumuz ayrıyetten ise tıklama tuşu oldu. Bakın burada zaten bize yazmışlar gösteriyor. Bunun yanında cihazın RGB efektine gelmek istiyorum. Burada klavye üzerinden yapmış olduğumuz bütün efekti burada bize canlı canlı gösteriyor. Beğendiğimiz zamansa buradan onaylayıp da yine bu görseli bize sunmuş oluyor dostlar. Yani cihazın hem makro hem de RGB efektini bu yazılım üzerinden çok rahat kontrol edebiliyorsunuz ve burada sunulan yazılım özelliği gerçek anlamda çok profesyonel olmuş. Ve şimdi gelin videonun sonuca bağlayalım ve bu ürün hakkında hükmümüzü verelim dostlar. En nihayetinde videomuzun sonuç kısmına geldik ve Mantis'teki GK2'yi şimdi sonuç kısmında değerlendirebiliriz. Cihazın malzeme kalitesi orta seviyede bir kalite sunuyor. Çok üst seviye bir kalite beklemeyin ki cihazın metal bir gövdeye sahip olmasına rağmen altındaki ABS plastik çok iyi değil dostlar. Ama cihazın sunmuş olduğu özellikler başlı başına mükemmel. Burada cihazın sunmuş olduğu özelliklerde RGB desteklemesi, makro desteğinin bulunması, yazılım desteğinin bulunması ve bu RGB renk skalası içerisinde 3 tane oyun profilimiz ve birçok da renk modumuzun bulunması çok güzel bir özellik. Ve hepsinin yanı sıra cihaz üzerinde yılan oyunun bulunması ve sese karşı duyarlı olması da bu cihazın en büyük özelliklerinden bir tanesi. Cihaz donanım olarak şu anda fiyat aralığında kesinlikle bir rakibi yok dostlar. Ve bundan ötürüdür ki cihazda tuş yatuş dizilimi olmamasına rağmen cihaz fiyat performans ödülünü rahatlıkla verebilirim. Evet dostlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Bugün sizlerle birlikte Mantis'te GK2 inceledik ve hemen açıklama kısmında ürün linkini bulabileceksiniz. Kendinize çok iyi bakın dostlar. Hoşçakalın.